Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Esenler Dört Yol Meydanı'nda yapıyoruz. Seçmenlerimize bu pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye seçimi olsa oyunuzu hangi partiye veya hangi adaya vereceksin diye soruyoruz. Bakalım ne tür cevaplar verecekler. Hep beraber izliyoruz. İyi seyirler. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Abi bu pazar günü İBB seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Yeşil Sol Parti. Yeşil Sol Parti. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasıl iyi olalım? İyiyiz işte böyle. Peki bu pazar günü belediye seçimi olsa büyükşehirde oyunuzu kime vereceksiniz? İmamoğlu. İmamoğlu'na. Aslında bir ağzımı almak istemiyorum. Daha önce verdin mi AK Parti'ye hiç? Çok önceden verdim, bayağı verdim. Niye kızdın AK Parti'ye? Ya yeter ya, iflas ettirdi bizi ya, yeter ya. Bak ben bir yoğurt alamıyorum bak eşimi, rahatsız sen benim eşim. Evet benim eşim bak rahatsız, ben bir ilacının yarı ilacını parayla alayım, sigorta ödemiyor. Bir yoğurt diyorlar alıp yediremiyorum. Diyorlar ki çarşı dolu, lokanta dolu, herkesin parası var diyorlar. Parası kendi vermiştir onlara paraları. Öyle mi? Fakir fakir. Tevfik Göksu deyince aklınıza ne geliyor? Tevfik Göksu mu? Yüzünü görmek istemiyorum. Kızgın mısın? Çok. Ne bak diye? Şurada CHP'nin geçen cenazesi oldu. Yani o da bir... Kim ölmüş değil mi? Şey yani. CHP'li birisi. Evet yani bir bakanlık yapmış, ilçe başkanı yardımcısı yapmış. Gelmedi buraya. Sen Esenler Belediye Başkanısın değil mi? Gelmesi gerekmiyor muydu? Bakanlık yapan gelmesi gerekiyor. Evet gelmedi. Oğlum teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Abi bu pazar günü İBB seçimi olsa oyunuzu kime vereceksin? Ekrem İmamoğlu'na veririm. Neden? Çünkü daha pratik, daha genç. Biz onu aslında Cumhurbaşkanı görmek isterdik ama bize Kemal Kılıçdaroğlu yanlış yaptı. Bırakmadı. Yani oylarımızı CHP'ye verdik ama bir dahaki seçim kısmet olursa koşarak gidip AK Parti'ye verecek. Niye dersin? Hayat pahalılığı biraz daha artsın diye. Öyle mi? Evet. Yani az oldu. Daha çok olsun. Evet. Dolar olsun 40 lira, mazot olsun 50 lira. Hayat şeyleri biraz daha pahalı olsun. Öyle yani. Oldu 40 lira zaten mazot yani. Pazar günü İBB seçimi olsa reyimizi kime kullanacağız efendim? Ben HDP'liyim. Ben partime bağlıyım. Partim hangi yöne beni yönlendirirse oraya vereceğim. Tamam. Efendim merhabalar. Merhaba efendim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Kaç yıldır Esenler'desiniz? Ben 19 yıldır buradayım. Peki bu pazar günü büyükşehir belediye seçimi olsa oyunuzu hangi adaya vereceksiniz? Ekrem İmamoğlu'na. Daha önce de İmamoğlu'na verdiniz. Aynen daha önce de ona verdim. Kazanır mı yine? İnşallah. Peki. Gerçekten inşallah kazanmasını çok istiyoruz. Tamam. Yaş kaç? 19. Maşallah. Bir kez mi oy kullanacaksınız? Yok Cumhurbaşkanı seçiminde oy kullandım. Peki bu pazar günü İBB seçimi olsa oyunuzu kime vereceksiniz? Ekrem İmamoğlu'na veririm. Ekrem İmamoğlu'na. Sağ ol, teşekkür ederim. Abi bu pazar günü büyükşehir belediye seçimi olsa reyinizi hangi adaya vereceksiniz? İmamoğlu'na. Kazanır mı? Kazanır tabii, niye kazanmasın? Bu kazanacak değil ya. Meclisi alır mı bu sefer? Meclis İnşallah alır. Yok Topal Ürdek olmaz. İnşallah. Öyle diyorum. İyi miyim? Sağ ol. Bu pazar İBB seçimi olsa reyi kime vereceksiniz? Ekrem'e vereceğiz. Kazanır mı? Tabii kazanacak. Kazanacak tabii kazanacak. Meclis AK Parti'ye zannetmiyorum. Meclisi alır mı? Meclisin çoğunluğu da alacak. Bütün ilçeleri alacağız. Öyle mi? 5-6 ilçe onlara gidebilir belki ama bütün ilçeleri alacağız. Öyle mi? Evet. Bu videoyu saklıyoruz. İddialıyız. İddialıyız, yapacağız. Tamam. Videolarımızı. Bazen çok değil. Çok teşekkür ederim. Memleket nere abi? Bitlis. Ben de Malatya'lıyım. Allah razı olsun. Saygılar. Abi bu pazar belediye seçimi olsa reyi kime vereceğiz? Reyi belediye seçiminde mi? Evet. Valla ben oy kullanmıyorum, bayağı oldu ya. Öyle mi? Son 4 seçim. Karşı mısınız? Yani İstanbul'da yok şöyle, yok protesto değil. Yani ben yani kime tercih yapacağımızı şaşırdık. Yani şöyle, ben iki taraftan da memnun değilim. Oyunuzu hak edecek bir aday olmak yok, için. Aynen. Son 4 senedir de hiç sandığa gitmedim. Eyvallah. Ha tamam. İyi olsun. Merhabalar efendim. İyi zaten görüyorsunuz. Merhaba. Nasıl gidiyor işler? Allah'a şükür. İşimiz. 50-60 bin lira kazanıyorsunuz diyorlar. Gözümüz yok. Abi yok, o kadar değil de Allah'a şükür. Kendimizi idame ettireceğimiz kadar kazanıyoruz. Peki bu pazar günü büyükşehir seçimi olsa efendim oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz? Şahsen yani CHP'den yana şöyle bir problem var. Verdiği sözleri tutmadı İmamoğlu hiçbirinin neredeyse. Mesela ne düşünüyorsun? Ben yani belediye başkanı olmadan önce öğrenciydim. Lise sondaydım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bize dediler ki İmamoğlu geldiği zaman
biz ilk defa o zaman İmamoğlu'na verdik. O zamana kadar asla CHP falan bize ters düşen bir parti olduğu için yani seçmiyorduk. Ama İmamoğlu farklı geldi bize. O yüzden İmamoğlu'na vermiştik. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ben lise sondayken dediler ki işte ücretsiz olacak taşımalar. Onun harici bir ton vaat. Bunların hiçbirine uymadılar. Yani tam tersi başa geldiği ilk gün %30 mu %50 mi ne zam yaptılar. Ama biz onu sorduk basın olarak. Diyor ki ben geldiğimden 5 liraydım mazot, şu an 37 lira. Dolayısıyla ben ücretsiz sosyal yardım kaydı olanlara süt veriyorum, başka yardımlar yapıyorum. Herkese demedim. Ben sosyal yardım olanlara... Ben şahsen okulumu bitirdiğim için tekrardan İmamoğlu'na verirdim abi. Gene ama şimdi şöyle söyleyeyim. Verdiği sözler bir yana, yapmasa bile en azından idame ettiriyor bir şekilde. Güzel bir şekilde devam ettiriyor. İmamoğlu'na yazdık. Efendim bu pazar günü İBB seçimi olsa reyinizi kime vereceksiniz? Ya biz, bizim belli abi ya. Söyleyiniz. Yeşil Sol Parti. Genç bir seçmen, bu pazar günü İBB seçimi olsa oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz efendim? AK Parti. AK Parti. Her günü İBB seçimi olsa eğer oyunuz buradaydı kime verirdiniz? AK Parti. AK Parti. Yeşil Sol. Tamam. Teşekkür ederim. Sizden nasılsınız? Sağ olun. Bu pazar İBB seçimi olsa efendim oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? AK Parti kimi aday gösterirse ona kullanırım. Sen neyi görmek istiyorsun Esenler'de? Esenler'de neyi görmek istiyorsun, neyi göremedin? Onu söyle. Ne var ki? Yaşar'ın ne var bak, ki? Ben sana diyorum ki neyi görmek istiyorsun, neyi göremedin? Onu söyle. Ne belediyeden istiyor? Ne bekliyordun, ne yapmadın? Onu söyle, buyur. Ne bekledim, ne varmış ki, ne yapmış ki? Ne yapmış ki onu söyle. Ne yapmış ki diyorsun? Ne bak, söyle, söyle. Neyi görmek istiyorsun? Bu pazar günü İBB seçimi olsa oyunuzu hangi partinin adayına kullanacaksınız? Hiçbir partiye kullanmam. Peki siz kullanmasanız, ben kullanmasam neyle yönetileceğiz? Bir çözüm öneriniz var mı? Zaten demokrasiyle yönetildiğimizi düşünmüyorum. Ben biraz yine abi kapatmasın. Yok siz gel kapatma. Ben böyle mi durayım? Nasıl durayım? Eyvallah ben hanımefendi önce soralım. Nasılsınız, iyi misiniz? Şükür olsun, iyiyiz. Efendim bu pazar günü ülkece sandığa gitsek büyükşehir için oyunuzu hangi partinin adına kullanırsınız? Ya, tabii ki İmamoğlu yani. Ekrem İmamoğlu. Bu sefer neden gidemiyoruz biz hastaneye? Bizden önce koşa koşa gidiyorlar. Ya yere seçimde bu var. Neden gidemiyor? Neden biz hastaneye gidemiyoruz? Her şey devletten para alıyorlar. Biz niye alamıyoruz? Suriyeli değil mi? Evet, onları göndersin ilk önce. Sizce ne kadar göçmen vardı Türkiye'de? Çok mu? Kaç milyon var? Çok var. Afganistan'a var, Suriyelisi var. Niye gitsinler? 10 milyon var. Var yani. Sağ ol, siz nasılsınız? İyi olacağız. Efendim daha önce birkaç sefer karşılaştık sizinle. Evet. AK Parti'ye bayağı destek veriyordunuz. Değişiklik evet. Var mı yok mu? Ne düşünüyorsunuz? Vallahi böyle giderse değiştireceğiz galiba gibi hayat geliyor. Hayat pahalı mı? Hayat pahalı mı sorusu hem de çok. Çok. Hem de çok. O bu sefer kendini gösterecek mi hayat çözüm bulamasa? Yani. Kiralar, gıda fiyatları. Her şey, her şey. Yani hayat çok pahalı. Geçen bir hanımefendi biz ona dedi arkasında durduk. Destek verdik o bizim arkamızda durmadı. 7,5 lira emekli maaşı alıyorum. Evim kira ben nasıl geçineceğim dedi. Biz ona her türlü desteği verdik ama o bize vermedi dedi. Erdoğan şimdi biraz kızmıştı kadın. Ben mi? Bir kadın Gebze'de. Doğrudur yani şimdi 7,5 lira şimdiki paraya göre Türk parasına göre 7,5 bin liranın bir değeri kıymeti yok. Hakikaten ülke çok sıkıntıda. Anlatabildim mi? İnsanlar geçinemezse insanlar sadece seçimde çareyi buluyor. Çoğu arkadaşlarım da var. Bazıları da diyor ki biz sandığa gitmeyeceğiz. Çoğu AK Partili arkadaşlarımız da var. Koyu AK Partili arkadaşlarımız da var. Biz daha diyor vermeyeceğiz. Sandığa gitmeyeceğiz de vermeyeceğiz de. Peki dedim bu pazar günü İBB seçimi olsa siz reyinizi kime kullanacak? Ben vermem abi. Ben büyük şehirde kim olursa olsun AK Parti'ye vermem. Artık gönül de kırıyorlar. Artık her şeyde yapıyorlar. Kullanmayacak mısınız rakibe mi? Ne yapacaksınız? Kime ben şeye veririm yani. Yani Fatih. Fatih Erbakan'ın oğluna veririm. Parti olarak mı, şahıs olarak mı soruyorsunuz İyi mesela bunu? Şahıs, parti fark etmez. Aklına ne geliyorsa. Vallahi ben AK Parti'ye veririm. Adalet Akama Partisi'nde dayanım. Sebebini sorarsanız veya merak ediyorsanız da geçmiş yapılan hizmetleri düşünerek veya göz önünde alarak. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Bu pazar günü İBB seçimi olsa oyunuzu hangi adaya veya hangi partiye vereceksiniz? Çocuklar bak. İmamoğlu bu sefer meclis çoğunluğunu alır mı efendim? Vallahi şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani 3 yıl önceki seçimden biraz daha bir yüksek oy bekliyoruz. Yüksek oy alır. %99.9 diyorum ben. Ekrem İmamoğlu gene bizim burada adayımız. Burada kalacak diye düşünüyorum.
Tevşim mevcut, Ekrem İmamoğlu var. Daha o CHP'nin adayı olacak, açıkladı o. Ekrem İmamoğlu çok tehlikeli. Gündür. Aday olursa ona oy verir misin? Kazanır mı, kazanamaz mı? Murat. Kazanabilir ve neydi ismi öteki şey, Sağlık Bakanlığı'nda. Recep Akdağ mı? No, şimdi gene şeyde unuttum. Fahrettin Koca. Evet, o da çok iyi. Deniz. Hoş bulduk. Esenler 4 yoldayız. Burası Esenler'in merkezi, kalbi. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol, siz nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. Efendim, bu pazar günü İBB'nin seçimi olsa reyinizi hangi partinin adayına kullanacaksınız? Vallahi şu an ben kararsızım. Daha önce AK Parti'ydi. Evet. Şimdi kararlı. Neden kararlı duruma düştünüz efendim? Evet, şu an bazı durumlardan dolayı kararsızım şu an. Hayat pahalı diyebilir miyim? Evet, tabii. Başta o geliyor zaten. Çünkü her şey etkili. Hayat pahalılığı oynatıyor ben adamı. Ben hatırlıyorum. Yerine. Daha önce bayağı AK Parti'yi savunuyordunuz. Evet, evet. Bu şartlar sizi kararsız duruma getirmiş. Aynen. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Bu pazar günü İBB seçimi olsa oyumuzu kime vereceğiz? Adaylara bağlı. Kimin çıkacağım? Murat Aydın. CHP'de Ekrem İmamoğlu, AK Parti'de Murat Aydın. Beykoz Belediye Başkanı. Murat Aydın mı? Evet. Sürpriz olur bence Murat Aydın. Konuşuluyor. Murat Kurum olsa belki. Fark etmez. Murat Kurum olsun, tepki yoksa önemli değil o. Şimdi Ekrem İmamoğlu bir popülaritesi vardı İstanbul'da. Ama son zamanlarda yaşadıkları CHP içindeki çatışmalar biraz popülaritesini düşürdü açıkçası. Sizin oy kim efendim? Murat Kurum derim ben. Yani AK Parti adayına. Evet. Tutamaz ki, işine gelmiyor çünkü. Bu pazar İBB seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz efendim? Ben iktidara vermem zaten, vermedim bu zamana kadar. Tamam. Çünkü 7500'e mahkum ettiler. Bizim sorumuz kime verirsiniz, kime vermesiniz diye. Ben Milli Görüş'üm, Saadet Partiliyim. Saadet Partisi'ne vereceksin. Evet. Tamam. Ben Saadet Partisi'ne vereceksin. Kime oy vereceksiniz? Hangi parti? AK Parti. AK Parti. Nasıl biliyorsunuz? Vallahi iyi biliyorum sen. Tavsiyeniz, öneriniz var mı bize? Tavsiye ederken yani siz tarafsız yorum yapıyorsunuz açıkçası. Aynen, biz halk kendi. Aynen. Esenyurt'ta bazen görüyorum sağdan evet, solu bağcılarda falan. Evet. Efendim, biz bütün ilçelere gittik, Türkiye'de gittik. Gitme. Bu pazar günü İBB seçimi olsa oyunuzu kime verirsiniz? Vallahi hocam ben kime veririm? İmamoğlu'na aslında vermeyi düşünüyorum da biraz da karamsar. İmamoğlu yazalım şimdi. İmamoğlu yazalım da. AK Parti'nin adayı Murat. Hiç parti vermiyor, hiçbirine. Murat Aydın diyor. Hiçbirine vermiyor. Fark etmiyor abi, hiçbirine vermiyor. Önce selam, sonra kelam. Nasılsınız? Selam, teşekkür ederim. Abi 31 Mart'ta İBB seçimi var. Reyinizi kime vereceksiniz? İmamoğlu'na vereceğim. Meclis çoğunluğu bu sefer alır mı? Alacağız. İnşallah. Onu da alacağız. Seçiminde oyumuzu kime kullanacağız? Adaylara göre değişir. Ekrem İmamoğlu, AK Parti'den Murat Aydın diyelim. Beykoz Belediye Başkanı. Bunun adı geçiyor. Çünkü. AK Parti'ye veririm. AK Parti. Genç ve güler yüzlü bir seçmen Esenler 4 yol meydanına nasıl gidiyor? Belediye seçimleri var. 31 Mart'ta İBB'de hangi adayı oy vereceksin efendim? AK Parti ile CHP'ye vermeyeceğim. Tamam. İki partiye de. Memleket Partisi'nin çıkaracağı adayı oy vereceğim veya Zafer Partisi'nin. Onlara vereceksin. Valla o bağ kalsın. Şu... Memnun değilim. Kime ben kendim övemin önünde esnafım. AK Parti'de kim şey yaparsa ona. Ödüyorum, iyiyim. Abi bu pazar günü İBB seçimi olsa oyunuzu kime kullandırsınız? AK Parti'ye kullanırız. AK Parti. Vallahi kararsızım. Kararsız. Daha önce kime verdiniz efendim? Ekrem'e. Niye vermiyorsunuz tekrar? Şu an tekrarı veremiyoruz. Kararsız. Kararsız değilim aslında, bir nevi de artık oy kullanmak gibi ihtiyacım yok. Öyle mi? Kanınız iyi misiniz? Allah razı olsun. Sağ olun. Efendim bu pazar günü İBB seçimi olsa reyimizi kime kullanacağız? Vallahi hiçbirisine de verme. Neden? Siz kullanmasanız ben kullanım, nasıl yönetileceğiz? Ya nasıl yönetileceğiz de yani düzgün bir tane idareci oldu mu daha da hakimiyete iyi olur yani. Ne kullanacaksınız efendim? Abi ne iktidar ne ana muhalefet, böyle daha bağımsız bir parti düşünüyorum yani. Mesela var mı aklında öyle bir isim? Biraz düşüneceğim, biraz bakacağım. Zaten bir kaç ay var? 6-7 var, evet. Var galiba. Biraz bakacağım, düşüneceğim. Şu an kararsız. Aynen, şu an kesinlikle kararsızım. En sonki seçimlerden sonra. Yani açıkçası şu an bilmiyorum. Muhalefeti mi destekliyordunuz iktidarı mı? Abi onu söylemeyeyim de. Eyvallah. Yaklaşıyoruz. 31 Mart'ta seçim olacak. Evet. Oyunuzu kime kullanacaksınız? Oyumuzu AK Parti'ni kesinlikle kullanamayız. Tamam. Muhtemelen CHP'ye olacak. O zaman Ekrem İmamoğlu diyelim. Ekrem İmamoğlu'yu kullanacağız. Tamam. Sebebi de desen, evet, zaten milletvekili seçimindeki o paravralar, o petrol bulmalar, o gazın bulmalar hepsi yalan oldu. Palavra mı onlar hepsi? Palavradır abi. Palavra olmasa bu mazotun durumu niye bu duruma gelir? Daha çıkarmadık diyorlar biz kendi gazımız, mazotumuzu. Çıkaracak, düşecek inşallah 31 Mart'tan sonra. 31 Mart'tan mı? Evet. Tabii. Seçimden sonra. Seçimden sonra. Artık bu millet aslında her şeyi hak ediyor da. Çünkü bir muhtarı bile iki dönem muhtar olarak seçersen
muhtarın davranış farklı olur. Adam 20 yıldır, ya 20 yıldır bu iktidardadır, artık kraliyete dönüştü. 21 yıl. Artık bu insanlar biraz gözünü alsınlar. Biraz. Ya bize oy veriyor, kazanıyoruz, ne yapalım diyorlar. Yani başkaları röportajını dinlerken diyor ki işte biz geçmiş dönemlerdeki 90'lı yıllar. Ya arkadaşım, dünya ilerliyor, teknoloji ilerliyor. Sadece bu parti yapmadı ki bunlar. Telefonu onlar mı icat ettiler? Bu teknolojiler onlar mı icat ediyor? Dünya gelişiyor. Yani İHA, SİHA o zaman yok. Şimdi var. Emeklileri açlığa mahkum ettiler. Sefalete mahkum ettiler. Bir de onu kazandıran da emeklidir. Ama evet, keşke emeklilerin o var olan ödemeleri de geri alsalar. Ekonomi iyidir de onu da alsalar. Açlıkta geberseler daha ben de hayır olmak üzere. Ben de emekliyim. Evet. Ben de emekliyim. 15 milyon emekli var. Kime verirse o kazanır zaten. Yani 15 milyon emekli bir dernek kullansa, kendine bir başkan seçseler, gerçek anada iktidarı belirleyen onlar olacaktı. Tabii bizler bile olabilirler. Onlar belirleyecekti ama demek ki hak ediyorlar, ezilsinler. Ezilsinler. Peki. Bak, efendim nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederiz efendim, iyiyiz. Bu pazar günü İBB seçimi olsa oyumuzu kime kullanacağız efendim? Vallahi hiç kimseyi kullanmayacağım. Siz kullanmasanız, ben kullanmadan nasıl yönetileceğiz? Vallahi zaten belli zaten, seçilen seçilmeyen belli oluyor. Zaten hiç kimse, herkes koltuğunun peşinde. Oy hiç yok. Oy yok. Kesinlikle.